Merhaba arkadaşlar, yeni bir dersle beraberiz. Sizi görmek çok güzel. Bugünkü dersimizde soru çözümü yapacağız. MEP kazanım ve kavrama testleriyle arkadaşlar bugünkü dersimize başlıyoruz. Ben Hanif hocanız olarak size güveniyorum, size inanıyorum. Siz de bize güvenin, bize inanın arkadaşlar. Dönüşüm geometrisinde MEP kazanım ve kavrama testlerini hep beraber çözelim. Bu testler bizim için önemli biliyorsunuz. Birinci sorudan başlıyoruz. Bir ADB bu şekilde bir şeklimiz var. Şekildeki AB uzunluğunun D noktası etrafında saat yönünde 180 derece döndürülmesi altındaki görüntüsü aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar 180 derece döndürürsek demek ne demek? Biliyorsunuz siz de saat yönü dönme yönü ne taraftı? Şu taraf saat yönüydü değil mi? Bu tarafsa saat yönünün tersiydi. Yani böyle olursa saat yönünün tersi, böyle olursa saat yönü oluyordu. 180 derece döndürmek demek bunu bu ile A ile B'yi yer değiştirmek demek. Yani bildiğimiz gibi kolay bir soru. Cevabımız tabii ki B şıkkı olacak. Gördüğünüz gibi A ile B, yani A B'nin yerine geçecek. B de A'nın yerine geçecek. Ve bu kadar kolay olmaktadır. Yani 180 derece yer değiştirmek demek. Böyle bu şekilde arkadaşlar, yani yerlerini değiştirdiğinizde olmaktadır. Geldik ikinci sorumuza. İkinci sorumuzda arkadaşlar bir şeklimiz var. Kareli zeminde verilen bir numaralı şekil bir nokta etrafında 180 derece döndürülüp iki numaralı şekil elde ediliyor. Hangi nokta dönme merkezidir? Gördüğünüz gibi arkadaşlar ne yapmış? Bunu şu şekilde döndürmüş, bu şekli elde etmiş. 180 derece döndürmüş. Yani zaten gördüğünüz gibi bunu şöyle saat yönü etrafında 180 derece döndürerek bu şekli elde etmiş. Hangisi dönme merkezi olur? Yani hangi nokta etrafında döndürmüş olabilir? Arkadaşlar bunu şöyle çözüyoruz. Yani şuradaki karenin üzerinde bir nokta alıyoruz. Buradaki karenin üzerinde aynı noktayı alıyoruz. Gördüğünüz gibi çizgili kenarın köşe noktası. Bu da çizgili kenarın köşe noktası. İkisini kesiştirdiğimizde hangi nokta bize kesişimi veriyorsa orası tabii ki bizim dönme eksenimiz, dönme merkezimiz oluyor. Peki mesela şöyle düşününce K'dan geçer mi? K'dan geçmez. Gördüğünüz gibi peki L'den geçer mi? Şöyle bakalım. Gördüğünüz gibi L'den geçmektedir. Yani burası dönme merkezi olmaktadır. Aynı şekilde mesela şu noktayla şu nokta aynı şekilde. Mesela bakın gördüğünüz gibi dönme merkezi olursa aldığınız iki noktanın kesişimleri aynı yerleri vermek zorunda. Dolayısıyla dönme merkezi oluyor. Mesela şu noktayla şu noktayı da yine aynı şekilde getirirsek yine o da L'den geçecektir. Gördüğünüz gibi L noktası dönme merkezi olmaktadır. Bu şekilde dönme merkezi sorularında arkadaşlar ne yapacağız? İki nokta alacağız, kesiştireceğiz. Kesiştirdikten sonra hangi noktalar çakışıyorsa, hangi noktada çakışıyorsa orası bizim dönme merkezimiz olmaktadır. Geldik yine üçüncü soruya, güzel bir soruya. Diyor ki noktalı zeminde verilen A noktası K noktası etrafında saat yönünde 90 derece döndürülürse hangi nokta ile çakışır? Yani şu A noktasını arkadaşım K noktasına göre 90 derece döndüreceğiz. Hangi nokta ile çakışır? O zaman K noktası ne olsun bizim? K noktası orijinimiz olsun değil mi? Yani o şekilde düşünürseniz orijin, yani şurası X ekseni olacak. Gördüğünüz gibi şurası da Y ekseni olacak. Ona göre düşünürsek A noktası ne olur? 1, 2. A noktası 2'ye. Y için ne olur? 1, 2, 3. 2'ye 3 noktası. Yani bu şekilde düşünebilirsiniz. 2'ye 3 noktasını 90 derece döndürmek demek ne demek arkadaşlar? Bunun yerlerini değiştiriyorduk değil mi? 90 derece saat yönünde döndürdüğünüzde yerlerini değiştireceğiz. Önce ne yapacağız? 3'e 2 yapacağız. Sonra sağdakine eksi koyuyorduk değil mi? 90'ı bilseniz yeterli. 180'ı da ona göre yaparsınız zaten. 3'e eksi 2 noktası. Yani x için 3 olacak. 1, 2, 3 yani şurası. Eksi 2, y için de eksi 2 olacak. 1, 2. Gördüğünüz gibi d noktası olmuyor mu? Yani a noktasını k'ya göre arkadaşım zaten gördüğün gibi uzaklıkları eşit olan noktalar. Yani 1'e 2 şurası da 3 olacak şekilde. Yine 1'e 2, 3 olacak şekilde. Gördüğünüz gibi uzaklıkları eşit olan noktalar olmaktadır. Yani mesela şu uzaklıkla bu uzaklık eşit değildir veya bu uzaklıkla bu uzaklık eşit değildir. Yani 90 derece döndürmeyi bu şekilde anlayabilirsiniz. Uzaklıkları eşit olursa, yani uzaklıklarından kastımız ne arkadaşım? Yani şu uzaklığı kastediyoruz. AK uzaklığı ile işte KD uzaklığı birbirine, uzunluğu birbirine eşit olursa 90 derece dönmüş olur. Dolayısıyla D noktası
olmaktadır değil mi? Bu şekilde düşünebilirsiniz veya döndürdüğümüz noktayı orijin olarak düşünürseniz de böyle olur. Geldik. Şöyle kağıdımızı çekelim. Böyle bakalım. Şimdi yukarıdaki bir şekil verilmiş. Hangisi verilen düzlemsel şeklin K noktası etrafında dönme altındaki görüntülerinden biri değildir? Bunu nasıl yapalım? Bunu 90 derece mesela döndürelim. Yani şunu 90 derece döndürürsek ne olur? Şimdi şu bir kere nedir? Dikeydir. Bunu 90 derece döndürmek demek, bunu bir kere yatay yapmak demek. Yani şurası yatay olacak. K yukarı bakacak. Var mı? Var tabii ki, gördüğünüz gibi K yukarı bakıyor. Şu yatay oluyor. 90 derece demek o demek. Yani dikey olan, dik olan bir şeyi 90 derece döndürdüğünüzde yatay olur. Yani aynı şekilde bu var mı? Bu var. Dolayısıyla bu olabilir mi? Bu olabilir. Peki bakalım başka ne olabilir? Şimdi bunu 90 derece döndürdük. Bunu bir daha 90 derece döndürürsek K ne olur? Bu sefer bu tarafa bakar. Ondan sonra bu tarafa bakar ama ne olur? Şu ne olacaktır? Bu sefer yatay olacaktır. Ya bu sefer aşağıya doğru dikey olacaktır. Bu ne olacaktır? Yukarıya doğru bakacaktır. Yani bu da olabilir arkadaşım. Gördüğün gibi bir 90 daha döndürürsek bu aşağı bakacak. Bu yukarı bakacak. K ise buraya bakacak. Bu da gitmektedir. Bir kere daha döndürelim. Bu sefer ne olacak? Bu yatay olacak. Bu sefer yatay olacak. K bu sefer aşağıya bakacak. Gördüğünüz gibi yani 90, 180, 270 derecelik dönümleri var ama bu şekilde olmaz. Zaten gördüğünüz gibi K buraya bakıyor. Bu sefer K buraya bakıyor. Ters oluyormuş gibi oluyor zaten. Yani bunu bu şekilde 90 döndürdük, 180 döndürdük. Bir tane daha 90 döndürdük. O şekilde deneyerek de arkadaşlar bunu bulabilirsiniz. Güzel sorular bunlar. Bu tür sorular güzel sorular. Bu tür soruları ihmal etmeyelim arkadaşlar. TEOG'da buna benzer sorular mutlaka gelir. Kolay bir sorumuz var. Böyle kolay soruları seviyorum. Aşağıdakilerden hangisi? Tabii ki ben de rahat yaptığım için seviyorum. Aşağıdakilerden hangisi verilen düzlemsel şeklin K noktası etrafında saat yönünde 270 derecelik dönme altındaki görüntüsüdür? 270 nedir arkadaşlar? 3 tane 90'dır değil mi? Siz benden daha iyi bilirsiniz. Şimdi bu tarafa bakıyorsa, yani K bu tarafa bakıyorsa 90 dediğinizde yani nedir? Yataydır. 90 olunca dikey olacaktır. K bir kere buraya bakacaktır. Bu 90 oldu. 180 olunca K nereye bakacak? Buraya bakacak. Bir 90 daha ne olacak? Bu sefer yukarı bakacak değil mi? Yani 270 derece döndürmüş olacağız. K'nın nereye bakması lazım bir kere? K'nın yukarı bakması lazım. Gördüğünüz gibi bir 90 döndürdük, aşağı baktı. Bir 90 döndürdük, buraya baktı. Yani 180 döndü. Bir 90 daha döndürdük, yukarı baktı. Gördüğün gibi 270 dönmüş oldu arkadaşım. Bu kadar basit. Geldik bu soruya. 6. sorumuz var. Kareli zeminde verilen buna benzer sorular mutlaka gelir arkadaşlar. Dönme merkezi ile ilgili sorular güzel, zevkli sorular olmaktadır. Buna benzer sorular gelir arkadaşlar. Kareli zeminde verilen bir numaralı şekil bir nokta etrafında saat yönünde 90 derece döndürülerek 2 numaralı şekil elde edildiğine göre hangi nokta dönme merkezidir? Dönme merkezi demek arkadaşlar aldığınız bir noktanın uzaklığını bulmamız gerekiyor. Yani dönme merkezi demek bu demek. Şimdi bunu 90 derece saat yönünde değil mi? Saat yönünde 90 derece döndürmüş olmamız lazım. Mesela şu noktayı alalım. Şu nokta yukarıya doğru gelecek. Şu nokta nerede olacak? Şu nokta burada olacak değil mi? Bir kere bunu biliyoruz. İki noktanın uzaklıklarının eşit olduğu yerler. İki nokta mesela şunun şuraya uzaklığı eşit midir? Tabii ki L olmaz. Gördüğünüz gibi L gider. Peki M olabilir mi? Ya da N olabilir mi? Zaten gördüğünüz gibi N de olmuyor. Şuraya 2 birim uzaklıkta. Buraya ise 1, 2, 3 birim uzaklıkta. N de olmamaktadır. Peki bakalım. Şimdi şuraya bakalım. M olabilir mi? M nedir? 2'ye 2 birim uzaklıkta. M hiç olmaz arkadaşlar. M zaten olmuyor. Peki N olabilir mi? Bir daha bakalım. Şimdi şurayı ne yapalım? Şöyle alalım. 1, 2, 3 birim uzaklıkta. 2'ye 3 olacak. Bakalım 2'ye 3 olabiliyormuş. N olabilir gördüğünüz gibi. Yani az önce olmaz dedik. Dikkatli bakmamız. Şeklimiz biraz da küçük olduğundan dolayı arkadaşlar kaynaklanıyor. Ama uzaklıklar eşit olacak. Yani şu uzaklıklar gördüğünüz gibi birbirine eşit uzaklıklardır. 2'ye 3, diğeri de 3'e 2. 90 derece döndüğü için yerleri değişmiş oldu zaten. 2'ye 3'tür. Yani şurası 2'ye 3, burası 3'e 2 oluyor. 90 derece döndüğü için uzaklıkları eşit arkadaşlar. Bir nokta belirliyorsunuz. Ben buna kurban noktası diyorum. Kurban noktası belirliyorsunuz. Ona göre bakıyorsunuz. Uzaklıkları eşitse arkadaşlar, o noktaya olan uzaklıklar eşitse
Dönme merkezi orası olmaktadır. Geçiyoruz diğer kağıdımıza. Geldik 7. soruya arkadaşlar. Yukarıdaki şekil A noktası etrafında saat yönünde 360'tan küçük, 360 dereceden küçük açılarla döndürülüyor. Bir şeklimiz var. 360 dereceden küçük açılarla döndürmüşüz. Bu şeklin aşağıdaki görüntülerinden hangisinin dönme açısı en büyüktür? Şimdi bunu saat yönünde döndüreceğiz değil mi? Saat yönünde, yani bu tarafa doğru döndürmüş olacağız. Şimdi bir kere bu nereye bakıyor? Aşağıya bakıyor. Bu nereye bakıyor? Bu tarafa bakıyor. Yani ne yapmış? Dikey olan bir şeyi yatay yapmış. Bu bir kere 90 derece dönmüş olur. Bu ise 180 derece dönmüş olur. Zaten şeklinde belli olduğu gibi. Bu nedir arkadaşlar? Bunu bir kere daha yatırmış. 270 derece dönmüş oluyor. Peki bu nedir arkadaşlar? Bu ise 90'dan daha küçüktür değil mi? Yani şekil aslında böyleyken şekli biraz döndürmüş oluyor. En küçük açı budur. Ama en büyük açı tabii ki C açısı olmaktadır. Geldik 8. soruya. Şöyle bakalım. Kareli zeminde verilen KL uzunluğunun A noktası etrafında saat yönünde 90 derece dönme altındaki görüntüsü aşağıdakilerden hangisidir? Ha, bu tür sorular güzel sorular arkadaşlar. A noktası etrafında döndüreceğiz. KL uzunluğunu A noktası etrafında 90 derece döndüreceğiz. Peki nasıl olacak bu? Dolayısıyla arkadaşım ne yapıyoruz biliyor musun? A noktasını orijin kabul ediyoruz. Yani orijin şurası Y ekseni gibi kabul ediyorsun. Ondan sonra şurası x ekseniymiş gibi kabul ediyorsun. Bunu 90 derece döndürürsen nasıl olur biliyor musun? Bir kere K şuraya gelir, L de buraya gelir. Yani gördüğün gibi aslında 90 derece, yani şunu 90 derece, A'ya göre 90 demek şöyle bir şey olması lazım. Bu 90'dır. Şöyle olsaydı 180 olacaktı, şöyle olsaydı 270 olacaktı değil mi? Yani bir kere buradan bile anlayabilirsin. Yani şöyle bir şekil olması lazım. Şöyle bir şekil KL. A nerede olacak? Tabii ki A alt tarafta olacak. Yukarıda olmayacak. Burada A yukarıda. Bu olmayacak. A bir kere aşağıda olacak. Gördüğünüz gibi. Yani şekil böyle olacak. A da aşağıda olacak. Yani dönme merkezini orijin olarak kabul ederseniz arkadaşlar kesinlikle yaparsınız bu tür soruları. Aşağıdakilerden hangisinde 1 numaralı düzlemsel şeklin K noktası etrafında dönme altındaki görüntüsü 2 numaralı düzlemsel şekildir arkadaşlar? Bunu bir şekilde döndürmüş. Kaç derece döndürdüğünü bize söylemiyor ama 90, 180, 270 dereceli açılardan biri olmaktadır. Zaten başka açılar genelde olmuyor. Yani olur da çok nadir oluyor. Bildiğimiz 90, 180, 270'tir. Peki bu mesela 90 derece döndürmüş gibi duruyor. 90 döndürmüş olur mu? 90 döndürmüş olamaz. Çünkü bir kere bunun ucu buraya bakıyor. Bunun ucunun buraya bakması lazım. Bu bir kere zaten olmaz. 180 olur mu? Bu olur zaten arkadaşlar. Bir şekle baktığınızda siz de zaten görürsünüz. Şimdi bir kere önce dik olmuş, ondan sonra yan olmuş. Yani bu zaten cevabımız muhtemelen. Geldik zaten şuna. Bunu ne yapmış? Bunu da 180 derece döndürmüş değil mi? 180 derece döndürmesi için bunun bir kere aşağıya bakan bir şeyin yukarı bakması lazım. Öyle midir? Öyle değil. Bir kere bu olmamış. Peki bu olur mu? Bu da zaten arkadaşlar nedir? Bu o hiç olmaz. Bu yansımadır yani. Yansıma gibi kabul edin. Bunu ayna gibi. Yani gördüğünüz gibi aslında soruyu anlarsanız çok basit çıkmaktadır sorular. Aşağıdakilerden hangisinde 1 numaralı düzlemsel şeklin A noktası etrafında dönme altındaki görüntüsü 2 numaralı düzlemsel şekil değildir? Dönme altındaki görüntüsü arkadaşlar şu olur mu? A noktası şöyle, A noktasını şöyle düşünürseniz orijiniş gibi düşünün. Olur mu? Olur tabii ki. Nedir aslında? Bu simetri gibi değil mi? O'ya göre simetri. Aslında 180 derece dönmüş olur. Çünkü 180 derece döndürmek demek simetrisini almak demek. Bu olabilir mi? Bu olabilir. Peki bu olabilir mi? Bakalım. Şu olabiliyor mu? Ona bakacağız. Bu olabilir mi? Bu aşağıya bakmış, bu buraya bakmış. Bunun da olma ihtimali vardır. Bu da olabilir. Peki bu olabilir mi? Ya da bu olabilir mi? Bakacağız. Bu olabilir mi arkadaşım? Şöyle simetriyi şöyle kabul ederseniz oluyor mu? Olur arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aslında nedir? Bu da 180 derece dönmüş olur. Bu da olur. Bu olur mu? Aslında bu da 180 derece dönmüş gibi oluyor ama aslında olmaz. Neden biliyor musunuz? Şimdi burada A noktası nerede? Bak şöyle şekli çizeyim anlarsın. A noktası şöyle. Buradan biraz bir parça almış. Bak gördüğün gibi. Burada ise A noktası hiçbir parça almamış. Yani burada biraz aşağıda parça almış. A parça kesmiş. Ama burada hiç parça kesmemiş. Yani bir kere zaten bu olmaz yani. Şekil doğru dönmüş ama bu olmaz. A noktası hiç parça kesmemiş arkadaşlar.
Dönüşüm geometrisinin birinci testi bu şekilde arkadaşlar. Bitti. Devam ediyoruz arkadaşlar. Dönüşüm geometrisinin ikinci testiyle devam ediyoruz. Dönüşüm geometrisinin ikinci testi. MEP kazanım ve kavrama testlerinde dönüşüm geometrisinin ikinci testini çözüyoruz. Koordinat sisteminde verilen bir şeklimiz var. Bu şekil x ekseni boyunca 2 birim sağa, önce sağa öteliyor. Ondan sonra y ekseni boyunca 1 birim aşağı ötelendiğinde görüntü aşağıdakilerden hangisi olmaktadır? Kolay bir soru. Sizin yapabileceğiniz tarzda çok rahat, güzel, zevkli sorular. Önce ne yapıyor? X ekseni boyunca arkadaşlar 2 birim sağa öteleyeceğiz. 2 birim sağa ötelersek gördüğünüz gibi arkadaşlar şurası 1, 2. Yani bir kere bu şeklin y'ye yapışık olması lazım. Y'ye yapışık olmayanları eliyoruz. Bir kere y'ye şu tarafta yapışık olması lazım. Gördüğünüz gibi yapışık olmayanların hepsini elediğimizde sadece bir şekil elimizde kalmaktadır. Buradan bile çıkarırsınız. Önce yapışıyor, ondan sonra bir birim aşağı ötelendiği zaman zaten x'e de yapışık oluyor. Gördüğünüz gibi yani şu şekil elde edilmektedir. Kolay bir soru. Zaten öğrenciler diyor ki keşke inşallah öteleme çıkar ya da yansıma çıkar. Dönme biraz zor hocam. Aslında dönme de çok basit arkadaşlar. Çok kolay. Biraz anlarsanız çok daha rahat olmaktadır. Koordinat sisteminde verilen şekillerden hangileri birbirinin x eksenine göre yansıma altındaki görüntüsü değildir? Genco sağa gelsin bu soru. Kolay, zevkli bir soru. X eksenine göre nedir arkadaşlar? Yansıma altındaki görüntüsü değil. Yani nedir? Simetrisi değil. Yani ayna gibi düşünürsen bu olur mu? Bu olur. Bu olur mu arkadaşım? Bu da olur hocam. Sıkıntı yok. Buna geçtim. Bu olur mu? Bu da oluyor x eksenine göre. Bu olur mu? Bu olmaz arkadaşım. Bir kere x eksenine göre yansıması demek uzaklıkların eşit olması lazım. Şimdi şu noktayı alırsak bu nokta 3 birim uzaklıkta. O zaman bu noktanın da 3 birim uzaklıkta olması lazım. 1, 2, 3. Yani şuradan bir kere itibaren, yani şu noktanın şurada bitmesi lazım. Yani şeklin aslında şöyle bir şey olması lazım değil mi? Bir kere şeklin duruşu bile yanlış. Geldik diğer bir soruya. Şu kareleri görüyor musun? Şu kareleri. Bunları çıkmadı fotokopide diye tek tek kendim çizdim. Siz göresiniz daha rahat görünsün diye tek tek kendim çizdim. Yani kolay oluyor arkadaşlar, sorun yok. Şimdi en çok zorlandığımız, anlatmakta zorlandığım derslerden biri bu. Neden biliyor musunuz? Tek tek kare çiziyorsunuz. Özellikle konu anlatımına bakarsanız orada tek tek kare çizdim. Yani kareli böyle büyük kağıt bulmak biraz zor olmaktadır. Tek tek karesini çizdim bu şekilde. Yani arkadaşlar önemli değil. Önemli olan sizin matematiği sevmeniz, sizin matematikte başarılı olmanız. Gerisi sadece bize dua etmeniz bile bizim için yeterli. Gerisi çok da önemli değil. Koordinat sisteminde verilen A şekli arkadaşlar x ve y eksenleri boyunca ötelenerek B şekli elde edilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yapılmış olur? Biz bir bakalım. A şeklini ne yapmış arkadaşlar? Bir kere şuraya, bir kere y'ye yaslamış. Kaç birim var? Tık tık tık. 3 birim. 3 birim bir kere ne yapmış? Sola ötelemiş değil mi? 3 birim sola. Var mı 3 birim sola? 2 tane 3 birim sola var. Eyvallah. Peki aşağıya kaç birim ötelemiş? Şu köşeye bakalım. Şunun şu köşesi de şu köşe. Veya alt tarafa da bakabilirsiniz. Kaç birim aşağıya gelmiş? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gördüğünüz gibi 6 birim de aşağı indirmiş olması lazım. Cevabımız A şıkkı olmaktadır. Geldik dördüncü soruya. Aşağıdaki koordinat sisteminde verilen şekillerden hangileri birbirinin yalnızca bir eksene göre yansıma altındaki görüntüsüdür? Bir eksene göre olacak. Hani şimdi C'yi ben bir kere eliyorum. C zaten orijine göre. Yani önce buna göre olmuş, sonra buna göre almış. Bir eksen değil arkadaşlar. Bu iki eksen. Bu olabilir. Bu bir kere yansıma değil. Zaten şekiller birbirine uyuşmuyor. Ne yapmış? Önce dik yapmış. Yani döndürmüş. Ondan sonra yansıtmış. Bu olabilir mi? Bu olur ama uzaklıklar bir kere eşit değil. Yani burası 2 birimken burası 3 birim uzaklığında bir kere bu da olmaz. Yansıması doğru ama bir kere biraz da ötelemiş oluyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar D şıkkı olmaktadır. Kolay, güzel, zevkli soru. Geçtik bu kağıdımızı da. Geldik. Şöyle düzeltelim. Geldik 5. soruya. Koordinat sisteminde verilen KLM üçgeninin orijin etrafında saat yönünde 90 derece dönme altındaki görüntüsü alınıyor. Güzel. Buna göre elde edilen üçgenin köşe noktalarından birinin koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? Tek tek bakacağız arkadaşlar. Önce K noktasının koordinatlarına bakalım. K içinde yazalım. Nedir? K 4'e eksi 2 değil mi? 4'e eksi 2.
Eyvallah. L noktasının koordinatlarına bakalım. 2y eksi 4. 2y eksi 4. M noktasının koordinatlarına bakalım. 5y eksi 5 değil mi? Eyvallah. 5y eksi 5. Ne yapacağız? 90 derece döndüreceğiz. 90 derece döndürmek demek bir kere yerlerini değiştiriyorduk. Eksi 2'ye eksi 4 yapıyorduk. Yerlerini değiştirip sağdakine, yani şu yerlerini değiştirdikten sonra sağdakine eksi veriyorduk. Var mı böyle bir şey? Tabii ki var. Eksi 2'ye eksi 4, bu var. Peki bu var mı? Önce yerlerini değiştirelim. Eksi 4, sonra sağdakini işaretini değiştirelim. Eksi 2 var mı? Yok. Yerlerini değiştirelim. Eksi 5, bu 5 olacak. Ne olacak? Bir de önüne eksi ben koydum. Eksi 5 olacak. Eksi 5, eksi 5. Tabii ki yok. Yani bu üçünden birini sormaktadır bize. Eksi 2, eksi 4 zaten var. Geldik 6. soruya. Bu soruyu, konuyu anlatırken çözdüğümüzü hatırlıyorum. ABC dikdörtgeni orijin etrafında saatin tersi yönde 90 derece. Saatin tersi demek şöyle demek arkadaşlar. Saatin tersi yönde 90 derece dönme altındaki görüntüsünün y eksenine göre yansıması alınıyor. Hey maşallah. Önce bunun 90 derece döndüreceğiz. Ondan sonra y eksenine göre yansımasını alacağız. Yani şu eksene göre yansımasını alacağız. D noktasının bu dönüşümlere göre elde edilen görüntüsünün koordinatlarını sormaktadır arkadaşlar. Şimdi D noktasını alalım. Önce D noktasının koordinatlarını bulalım. D noktasının koordinatları nedir? 3'e 6 mıdır? 3'e 6'dır. Önce y 90 derece döndüreceğiz. Yani saatin tersi yönünde. 90 derece döndürmek demek yerlerini değiştirmek demek. 6'ya 3. Ondan sonra saatin tersi yönünde dediği için buna eksi veriyorduk değil mi? Eksi 6'ya 3 olacak. Ondan sonra bunu y eksenine göre simetrisini alacağız. Y eksenine göre simetrisini aldığınız zaman y bir kere değişmeyecektir. X'in ne olacak? İşareti değişecek değil mi? Y değişmeyecek. X'in de işareti değişecek. Ne olacak son durumda? 6'ya 3 olacak değil mi? 6'ya 3 noktamız tabii ki C şıkkı olmaktadır. Yani ne yaptık? Önce döndürdük. Ondan sonra y eksenine göre simetrisini aldık. Köşe noktalarından biri eksi 2, 7 olan üçgen x ekseni boyunca 5 birim saat öleniyor. Elde edilen görüntünün y eksenine göre yansıması alınıyor. Bu dönüşümlere göre elde edilen görüntünün koordinatları nelerdir? Şimdi 5 birim sağa ötelemek demek x'i 5 birim büyütmek demek. Şimdi eksi 2'yi 5 birim büyütürseniz 3 olur. Oluşan koordinatı a üssü diyelim 3'e 7 olacak değil mi? Şimdi 3'e 7 noktasını ne yapacağız? Y eksenine göre yansımasını alacağız. Y eksenine göre yansımasını almak demek x'in işaretini değiştirmek demek. X'in işaretini değiştirirseniz eksi 3'e 7 olmaktadır. Cevabımız A şıkkı. Gördüğünüz gibi güzel sorular arkadaşlar. Zaten TEOG'da da buna benzer sorular gelir. Korkmayasınız sakın. Ha, bu 9. soruyu ben çok sevdim arkadaşlar. Böyle bir soru gelebilir. TEOG'da böyle sorular, buna benzer sorular gelir. Koordinat sisteminde verilen şekillere aşağıdaki dönüşümlerden hangileri uygulanırsa bir kare elde edilir. Bunları tek 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 okuyacaksınız. Başka şansınız, başka yolunuz yok. Bakacaksınız hangisi aklınıza yatıyorsa o doğru cevaptır. Tek 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 okuyacağız arkadaşlar. Allah vere de hemen ilk şıklarda çıksın arkadaşlar. 2 numaralı o üçgenin orijin etrafında 180 derece dönme altındaki görüntüsü y ekseni boyunca bir birim aşağı öteleniyor. Şimdi şurası 1, şurası 2. Orijin etrafında 180 derece dönme altındaki görüntüsü. Şimdi bunu ne yapacağız? 180 derece döndüreceğiz. 180 derece döndürmek demek işaretleri değiştirmek demek. Şimdi nedir? Köşe noktası neresi? Eksi 4'e eksi 4 noktası. O zaman 4'e 4 noktası olacak değil mi? Yani şöyle şu nokta köşe noktası olmaktadır. Köşe noktası bu noktaysa, yani tam oldu mu? Tam olmadı ama biraz küçük kaldı sanıyorum. Tam oturmadı. Ama nedir köşe noktası? Şimdi burası tamam, eyvallah. Sonra y ekseni boyunca bir birim aşağı öteleyeceğiz. Aşağı ötelediğimizde şöyle mi olacak? Gördüğünüz gibi şurası. Ha, kareyi elde ettim. Ettik mi? Ettik. Zaten bizden kareyi elde etmemizi istiyor. Gördüğünüz gibi aşağı öteledikten sonra birbirini de aşağı öteliyormuş. Yani önce şurası oluyor, ondan sonra bir birim aşağı öteleyince zaten yapışık oluyor. Gördüğünüz gibi bir kare elde ediliyor. Yani cevabımız da A şıkkı çıktı arkadaşlar. Diğerlerine bakalım. 2 numaralı üçgen orijin etrafında 90 derece diyor. Zaten ne alaka? 90 derece döndürürsek buraya gelir. Zaten hiç alakası yok.
Y ekseni boyunca birbirim aşağı. Alakasız. 2 numaralı üçgen orijin etrafında 180 derece dönme altındaki. 180 derece döndürürsek buraya gelir. Yapışık olmaz. O da gider. D şıkkına bakalım arkadaşlar. 1 numaralı üçgenin orijin etrafında 180 derece dönme altındaki görüntüsüne bakalım. Şimdi ne yapalım? Önce köşe noktasına bakalım. Köşe noktasını 180 derece şuraya aktaracağız, değil mi? Köşe noktasının koordinatları nedir? X için 3, Y için 2. Ha, 180 derece döndürdüğümüz arkadaşlar eksi 2'ye gelecektir, değil mi? Eksi 2'ye 3, yani şurası olmaktadır. Yani köşesi şurası olacak. Köşesi burasıysa şöyle bir üçgen olacak, değil mi? Muhtemelen şöyle bir üçgen olacak. Birleştirmemiş. Bunu biraz aşağı kaydırsaydı bu da tabii bir kare elde ederdik. Bu da olmamaktadır. Yani cevabımız aslında A şıkkı arkadaşlar. Geldik. Dönüşüm geometrisinde son soruyu arkadaşlar. Koordinat sisteminde verilen bir üçgenler var. Üçgenler ile aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Tamam. Bu kareleri de tek tek çizdim. B üçgeni arkadaşlar. Tamam. A üçgenin orijin etrafında saat yönünde 90 derece altındaki görüntüsüdür. Olur mu? Olur tabii ki. Şimdi A üçgeninin ucu bir kere yukarı bakmaktadır. 90 derece döndürürsek buraya bakacaktır. Uzunluklar eşit mi? 1, 2, 3. Uzunlukları da eşit. Eyvallah, bunda sıkıntı yok. Geldik A üçgenin C3 C3 A üçgenin C üçgenin x eksenine göre yansıma altındaki görüntüsüdür. A üçgeni C üçgeninin x eksenine göre yansımasıdır. Yani x ekseni şurası. Yansıması mı? Tabii ki yansıması. Yani aslında ayna gibi düşünürseniz bu da doğru. D üçgeni B üçgeninin y ekseni boyunca ötelenmesiyle elde edilen görüntüsü mü? Evet, bu da görüntüsü. Yani bunu aşağı doğru indirmiş. D'yi elde etmiş. Bu da doğru. Eyvallah. C üçgeni B üçgeninin orijin etrafında, şimdi C üçgeni var. B üçgenin orijin etrafında 180 derece dönme altındaki görüntüsüdür. Şimdi bir kere nasıl olur? 180 derece döndürürsek arkadaşlar, bir kere şu ucun şu tarafa bakması lazım. Yani bu uç şurada buraya bakıyorsa burada buraya bakması lazım. Buraya bakan bir uç yok bir kere arkadaşlar. Uçun bir kere buraya bakması lazım. Şunun da şurada değil de aşağıda, burada da aşağıda olması lazım. Cevabımız D şıkkı arkadaşlar. Bu soru güzel bir soru. 9. soru güzel bir soru. 8. soru gerçekten güzel bir soru. Bu tür sorular gelebilir arkadaşlar. Özellikle yoruma dayalı sorular ÖSYM'nin, işte üniversite sınavında da böyledir arkadaşlar. ÖSYM'nin de MEB'in de sevdiği sorulardır. Yoruma dayalı sorular kesinlikle gelme ihtimali yüksek olan sorulardır. MEB kazanım ve kavrama testlerinde dönüşüm geometrisi ile ilgili sorular böyle arkadaşlar. Cebirsel ifadelerle ilgili MEB kazanım kavrama testleri sitede yayınlandığı anda biz de bunu çözeceğiz. Sizden de arkadaşlar videolarımızı, dönüşüm geometrisi ile ilgili ders videolarımızı iyi izleyin. Cebirsel ifadelerle ilgili ders videolarımızı iyi izleyin. Dönüşüm geometrisi ile ilgili dersler atıldığı an, konu testleri atıldığı an, kazanım kavrama testleri atıldığı an İnşallah biz de en kısa zamanda onların çözümlerini yayınlayacağız. Umuyoruz yani sınava kadar, TEOG'a kadar kazanım kavrama testlerinin hepsini çözmeyi, elimizden geldiği kadar çözmeyi düşünüyoruz. Allah güç verirse tabii ki. Kendinize iyi bakın. Kendine iyi bak Genco. Bir sonraki derste görüşmek üzere.